Sayın seyirciler, hükümet sözcüsü ve başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı'nın isteği üzerine bugün köşke çıktı. Görüşmenin ardından açıklama yapan Arınç, Gezi Parkı direnişindeki polis şiddetini savundu. Polislerin meşru müdafaa yaptıklarını iddia eden Arınç, polis saldırı altında kalmadıkça ne gaz, ne kalkan, ne de tazikli su kullanıyor dedi. Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımızla bendeniz son gelişmeleri aktardım. Görüş ve önerilerini aldım ve karşılıklı fikir teatisinde bulunduk. Bu görüşmeye lütfen olağanüstülük yüklememek gerekir. Başbakanın Kuzey Afrika gezisine çıkmasının ardından Çankaya Köşkü'ndeki trafik hızlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüştü. Gül'ün isteği üzerine gerçekleşen toplantının ardından Arınç kameralar karşısına geçti. Toplumla inatlaşacak bir anlayışın içerisinde olmadık ve olamayız. Arınç, Türkiye geneline yayılan Gezi Parkı direnişiyle ilgili hükümetini savundu. Arınç, polisin meşru müdafaa yaptığını iddia etti. Günlerdir belki uykusuz, yorgun ama görevinin başında bulunan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Pasif durumdalar. Yani karşı taraftan bir şey gelmedikçe oldukları yerde bekliyorlar. Saatlerce ve sabırla. Bir fiili saldırı anında sadece kalkanlarını kullanıyorlar. O yetmezse su sıkıyorlar. Ama kendi canları hayat mevzu olunca, bahis mevzu olunca ancak o zaman gaz kullanıyorlar. Kendilerine gaz kullanmamaları, meşru müdafaa durumunda kalmadıkça gaz kullanmamaları talimatı verilmiştir. Arınç, halktan polise karşı anlayış göstermesini istedi. Bana niye vurdunuz ya? Bu insanlar 5 günden beri uyumadan güvenlik görevi içerisindedirler. Lütfen onlara karşı da anlayışlı olalım. Bu milletin çocukları, bu memleketin çocukları ağır bir görev yapıyorlar ve hiçbir kamu görevlisinin yapmadığı fedakarlığı ve feragatı gösteriyorlar. Hükümet sözcüsü grev kararı alan sendikalardan gerilimi yükseltmemelerini talep etti. Başta sendikalarımız olmak üzere sivil toplum örgütlerimizin gerginliği artıracak değil, düşürecek bir tavır içerisinde olmalarını rica et. Özellikle dünden bugüne KES gibi, DİS gibi fevkalade güçlü sendikalarımızın bu olaylar karşısındaki tutumlarının Türkiye'nin iş barışını, toplumsal barışını bozmayacak noktada olacağını ben şahsen ümit ediyorum. Arınç, gazetecilerin polis kasklarındaki numaralar neden silindi sorusunu önce yanıtsız bıraktı. Gazetecilerin ısrarı üzerine ise bilmediğini söyledi. Kask sorusunu doğrusu bilmiyorum. İsterseniz bu konuda İçişleri Bakanımız bugün zannediyorum mecliste de bir konuşma yapacak gibi. Kendisine iletelim, orada bu konuşmayı dile getirsin. Ben doğrusu bilmiyorum.